Evet, video başladı fakat evet bugün Hacı abinin sizinle falan filan gibi bir girişim gelmedi. Birazdan gelecek, merak etmeyin, korkmayın emmiler. Yalnız video çektikten sonra hatta render'e bastım, çalıştırdım, aklıma bir şey daha geldi. Hazır bununla bu bilgilendirmeyi bir paketli vereyim dedim. Bayağı konular saptı zaten içinde, birazdan göreceksiniz kendiniz de. Şu şey biraz Facebook'u araştırıyordum ve arkadaşlar Steam adresimizi falan filan bulamıyormuş cart curt. Bu videonun altına açıklama kısmına Steam adımızı değil de yani zaten çoğunlukla eklemiyordum ben. Sonra baktım çok kişi geliyor. Ekledim çoğunuz da vesaire. Her neyse Steam grubumuz var. MA Company. Grubun adını vereceğim size. Açıklamanın alt kısmında olacak hemen. Göreceksiniz yani, görebilirsiniz açarsanız. Oraya herkesi bekliyoruz. Oraya gelin. Ben çoğu vakit aktif oluyorum orada. Yani Steam'de olduğum zaman zaten büyük bir ihtimalle orada grup sohbetine de gireceğim. Yani girip beklersiniz. Büyük bir ihtimalle beni gün içerisinde orada görüp bulup konuşabiliriz. Fanlarla beraber ara sıra orada konuşmalar olabilir. İşte bilmiyorum, bilgileriniz varsa oyunlar hakkında falan oraya paylaşımlar yapabilirsiniz. Biraz orada da aktif olabilirsiniz. Steam oynayanlarınız. Oraya bekliyoruz. MA Company'ye herkesi bekliyorum. Ona göre bugün orası 500 kişi olacak. Tamam mı arkadaşlar derim. Emri verdim. Olmazsa falan dermişim. Steam'i kapatıyorum, yok. Evet öyle gelin yani. Oradan da beraber oyunlar oynayabiliriz. Counter vesaire. Ben bayağı aktifim Steam'de. Hallem bile çoğu vakit aktif oluyor. Onu da belirtmiş olayım. Evet, videomuz başlasın o zaman. 1 2 3 başla. Selam gençlik, Okap Gaming'deki Hacı Emine'yiz, yine iş başında. Ben Muaz ve bugün sizlerle beraber bir bilgilendirme videosu ile karşınızdayım. Daha doğrusu video, yani bir resim var, ben konuşuyorum yanında. Olay bu. Duyuru konumuz bugün gerçekten herkesin belki böyle sevinçten tavana çarpacak derecede bir dehşet bir duyuru. Yani herkes çok sevinecek diye umuyorum. Zaten öyle olacak gibi galiba. Zaten başlıkta da ki gördüğünüz gibi Rust kelimesi geçiyor. Orada yani bir Rust'la alakalı bir olay var. Evet, doğru duydunuz. Çok Rust isteği geliyor. Abi işte sizin gibi çeken olmuyor falan filan böyle. Yani doğrudur yani, öyle gerçekten bizim gibi çeken olmayabilir tabii. Biz de bunu göz önünde bulundurarak bir karara vardık artık. Son olarak sizler için bir Rust haftası yapalım dedik. Bu Rust haftası haftaya olacak. Yani haftaya Pazartesi arkadaşlar Rust haftamız başlayacak. Rust haftamızın özelliği büyük bir ihtimalle günde bir video Rust olacak her gün. Ta ertesi pazartesine kadar, daha doğrusu pazara kadar diyeyim. Pazartesi gelmeyecek artık. Pazartesine kadar 7 gün 8 gece Rust olacak arkadaşlar. Ben daha çok 2 bölüm Rust olarak düşünmüştüm. Hallemin sonu işte, belki Rust sevmeyenleriniz falan filan da olur. Onları sevindirmek açısından normal videolardan da ekleyelim yandan filan demişti de. Belli olmayacak yani, en azından bir Rust bölümü gelecek. Onu yani benim şahsen, yani şahsi kanaatim 2 bölüm, yani bir nasıl diyeyim, bir iftardan 1-2 saat önce, diğeri de sahurdan önce. Yani sahurda eğlenceniz olsun, biraz sahur gelin, sahuru bekleyene kadar. Yani çoğunuz yatmıyordur büyük ihtimalle bizler gibi. Onlar için öyle bir şeyler düşündük. Yalnız biz bölümleri yani birkaç gün oynayıp böyle full time oynayıp ondan sonra sizlere parça parça sunacağız. Çünkü Rust vakit isteyen bir oyun. Nasıl vakit isteyen oyun? Yani hep repair yapman lazım, işte sürekli aktif olman lazım vesaire. Ama biz daha çok sizi eğlendirmek amacıyla oynuyoruz. Yani bir 14-15 bölüm Rust çekelim. Bir sezon 2 olsun. Güzel bir bitiş olsun aynı zamanda. Olsun istedik. Ondan dolayı çok bağımlı olmayalım diye, çok yani Rust'a ne diyeyim, yani her hafta yeniden bir Rust veya her gün yeniden Rust'a açıp takılacağımız yerine birkaç gün full oynayıp eğlenip
Ondan sonra sizlere sunalım istedik. Umarım bu türlü hoşnut olursunuz diye ümit ediyorum gerçekten. Zaten bir tabancalı oyunu arıyorduk biz. Tabancalı oyun yok piyasada. Maalesef şu an çok yani güzel oyunlar yok. Arma 3 var. O bir değişik bir oyun. Seven Days to Die'ye biraz baktım. Fakat çok memnun olmadım. Nether diye bir oyun var. Eğer Halil Emi'yle onunla anlaşabilirsek Nether de gelecek. Nether'in güzelliği var mı bilmiyorum da güzel bir oyuna benziyor. Biraz izledim ettim işin gerçeği. Biraz baktım. Tuhaf yani nasıl diyeyim? Rust'a benziyor ama daha farklı bir konsepti var. Yapıt falan yapmıyorsun. Genelde tamamen bildiğin yaşam yani yaşaman lazım. Ama nasıl yaşaman lazım? Çöplüğün içinde yaşaman lazım. Yemek falan arayacağım falan filan yani öyle yapıt falan yapma işi yok. Bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla diyorum tabii. Öyle mi bilmiyorum ama benim gördüğüm oydu. Velhasıl uzun lafın kısası bayağı bir uzadı gerçi evet. Böyle Rust haftası olacak. Haftaya pazartesi başlıyor arkadaşlar. Sıkı tutunun artık yani bayağı birkaç gün öncesinden bunu koymuş olacağım. Artık bazılarınız kendinizi nasıl pazartesiye kadar yani nasıl pazartesiye kadar yaşayabilirsiniz bu merakla bilgiyle bilmiyorum. Artık dayanmaya çalışın. Yani ne bileyim Ukap Gaming izlemeyin birkaç gün. Aklınızdan çıksın dermişim. Yok şaka bu yana. Öyle. Evet. Sanırım daha fazla videoyu uzatıp sizin vaktinizi çalmayayım. Olay budur. Rust haftası olacak. Bir veya iki bölüm büyük bir ihtimalle iki bölüm Rust olacak. Bir hafta full. Ondan sonra da bir daha Rust must duymak istemiyoruz sizden. Bir daha da Rust olmayacak. Son sezon olacak bu. Yani ilk ve son. Daha doğrusu yok ilk ve son değil ya. Yani. İkinci sezon. İkinci sezon ve son sezon. Onun için keyfini, tadını çıkarın. Umarım çıkan update'ler de bizi yeterince hoşnut eder diye düşünüyorum da çok sanmıyorum. Yani yeni update'lere hep sürekli güncellemelere falan baktık. Hani çok abartılı bir şey yok. Oyunun konsepti yani oyunu daha güzel yapabilirler ama uğraşmıyorlar çok. Bu da nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Onu da size açıklayayım. En gıcık olduğum şeydir yani bir oyun şirketinde. Adam ne yapar? Efendime söyleyeyim işte daha oyun beta'ya girmiştir. Daha yüzlerce bug'ı vardır. Ama adamın para ihtiyacı var. Hadi bir sunayım oyunu diyor. Sonra alanlar pişman oluyor veya beğeniyor ediyor. Ondan sonra yorumlara yazıyor işte şöyle oyun böyle oyun saçma oyun. Adam zaten yazıyor beta olduğunu. Sen de alıyorsan bunlara hani katlanacaksın. Bunları göz önünde bulacaksın. Ona göre alacaksın. Velhasıl iki taraf da suçlu. Yani beta'ya sunan da beta'ya alan da suçludur. Bu sadece Rust için geçerli değil. Aynı zamanda Cube World için de falan da geçerli bu. Yani şimdi Rust'ta adamlar yaptı bir oyunu. En çok satılan oyundu o aylarda. Çıktığı aylarda hatta 1-2 ay Rust Steam'de. Şimdi ama hiç tık yok yani ne bileyim yani insan daha kreatif olur ya. Yani bir şeyler daha yapar koyar. Ne bileyim silahları çoğalt. Yani silahları çoğalt. Hayvanları çoğalt. Artık hayvanlardan hala tavuk göğsü çıkmasın yani anlatabiliyor muyum? Sen inek kesiyorsan inek eti çıksın tavuk eti değil. İşte yani biraz daha zenginleştirmeleri lazım Rust'ı. Onun için gerçekten çok üzüldüm. İlk çıktığında çok coşmuştum biliyorsunuz. Gerçekten hani kendimi tutamıyordum, ağlıyordum, zırlıyordum. Keşke öyle bir oyun çıkaydı diye falan filan da çıktı, oynadık da. Ondan sonra hevesi kaçtı maalesef. Çünkü yani yenilik lazım, yenilik lazım. Ne yapıyorsun ki hani? Ev kur, PvP yap, ev kur, PvP yap, düzelt. İşte git radyasyonlu bölgeye rush et. Orada işte sandıkları çökert falan, eşya yap, git dal. Yani hep bu. Bu da biraz sıkıcı yani. Çeşitleri çoğaltmaları lazım. Ne bileyim araba koy. Araba craft etmeye izin ver işte. Biraz pahalı olsun ama araba yap. Ne bileyim hani çok çok şey yapılabilir. Ama hayal kırıklığına uğradık. Hala da uğramaktayız. Ama sizler için yine bir çeki vereceğiz. Gerçekten bayağı bir uzun bir video oldu ya. Bakayım kaç dakika olmuş. 7 dakika olmuş ya. Valla ben de Allah Allah ben de çok ben de 15-20 dakika oldu diye düşünüyorum. Ha iyiymiş ya 7 dakika iyidir. İyi o zaman biz ona tamamlayalım. evet. Hemen bir kısadan bir düşüneyim. Bir şey var mı daha eklemek istediğim? Sanırım yok arkadaşlar. Olay budur. Günde iki video
Gelecek inşallah. Bundan sonra zaten büyük bir ihtimalle koyduğumda iki video koyuyor olacağız herhalde. Ona göre düşünüyorum şimdi. İki video koymaya başlayacağız. İki video olacak artık. Eskisi gibi olacak bu Cup Gaming. Hatta daha da bazı bonuslar ekleyeceğiz bunun üstüne. Sıkıntı durun yani. İlerideki güncellemelere bilgilendirme güncelleme diyorum. İleriki güncellemelere ne güncellemesi ya? Of. İleriki duyuruları, bilgilendirmeleri iyi takip edin. Ve tabii ki videoları beğenmeyi, like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Bakıyorum böyle like'lar azalıyor. Neden acaba? Hani gerçi like'a çok ihtiyacımız yok işin gerçeği ama tabii atarsanız güzel olur yani. Bir tuşa basıyorsun, like oluyor yani. Çok zor değil yani. Parmağınız oraya kadar gitmiyorsa ben de bilmiyorum yani. Ama tabii ki her de verdiğiniz destek bize gerçekten çok büyük katkı sağlıyor. Manen katkı sağlıyor. Hani orada bir 10 like görmek var. Bir de 200-300 like görmek var. Anlatabiliyor muyum? Benim açımdan çok önemli bu. Bilmiyorum. Hallemi için de öyledir büyük bir ihtimalle. Her YouTuber için öyledir. Hani yaptığın bir işi beğendiğini, insanların beğendiğini görmek hem yapmaya motive ediyor hem de ne bileyim ha bak hani güzel bir şey yaptın diye sevinebiliyor insan. Ondan dolayı hani like bizim YouTube'daki performansımızı arttırmayacak ama bizim performansımız artabilir. Zaten benim bir çözemediğim iş 15.000 aboneye neredeyse dayadık. Hala 100 like, 150 like, 200 like geliyor. Ben anlamadım yani. 3.000-4.000 aboneyken de 100 falan alıyorduk. Biz hatırlıyorum 800 alıyorduk. 10.000 aboneye geldik. Hala bir yani 200 böyle video başı 200-300 beğeni şeyini geçemedik yani. Bir türlü geçemiyoruz. Ben çözemedim zaten. Onu çözemedim. Hakikaten çözemiyorum. O kadar abone geliyor. Ama beğeniler hani nasıl diyeyim? Hani 1000 aboneye 20 like gel yani 20 like çoğalsa hep şu an 15.000'e 300 like falan gelmesi lazım gibi ama yok yani. İlk başlarda bizim hatırlıyorum. Bakayım 10 dakika olmuş mu ona göre anlatayım. 10 dakika olmuş birazdan bitireyim. İlk öncelerde gerçekten bir sağlam like alıyorduk durumumuza göre. 1000 abonemiz vardı ama has abone anlaşılan hani gerçekten bizi severek izleyenlerdi. Bu da şimdi hani bizi izleyip yani gerçekten severek izleyip de like atmayanlara bir kapak olsun bir şey olsun yani bir uyarı olsun öyle diyeyim. 1000 abone de 50-60 Let's Play Survival'a 80 abone geldiğini ben hatırlıyorum yani. 50-60 şey beğeni geliyordu yani. Gerçekten ciddi rakamlardı o zaman bizim için. Sanırım hala o eski has abonelerimiz hala beğeni atmaya devam ediyordur. Gerçekten onun inancına yani öyle inanıyorum ben. Tabii yeni gelenlerin çoğusu da atıyordur da. Ama işin gerçeği büyük bir ihtimalle eski abonelerimizin bize hala bıkmadan, usanmadan hala beğeni atması, videolarımızı paylaşması. Gerçekten bunu bilmek beni yeterince motive ediyor, yeterince duygulandırıyor. İnşallah yeni gelen arkadaşlarımız da vakitle beğenilerini esirgemezler diyeyim. Bir beğeni içinde 3 dakika konuştum. Vallahi. Tuhaf ama içimde bir ukde olarak kalmasın, yara olarak kalmasın. Yani içimi kemirmesin diyerekten bunu da bu duyuru videosuna eklemiş oldum. Çok konuyla alakası yok dediğim gibi de söylemiş olayım. Yani çok kısa bir duyuru olmasın ya. Biraz uzun duyuru olsun. Siz uzun videoları seviyorsunuz ben biliyorum. Duyuruların da uzunluğu seversiniz inşallah. Evet o zaman duyurumuz burada bitmiştir arkadaşlar. İzlediğiniz için daha doğrusu dinlediğiniz için teşekkürler diyorum. Teşekkür ediyorum. O zaman bir dahaki önemli duyurulara bilgilendirmelerde görüşme dileğiyle diyorum. Ve sizlere hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ukap Gaming'den selamlarla. Görüşürüz arkadaşlar.